Efendim şu sıralarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ağrı'da konuşuyor. Kulak verin. Huzur demektir. Türkiye'de huzur olsun. Kavga olmasın. Üretelim. Çalışalım. Alın teri dökelim. Beşli çeteler olmasın. Uyuşturucu var onlara olmasın. Bunların tamamını temizleyeceğiz. Lütfen endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Arkadaşlar, Yeşim Tekstil'i biliyorsunuz. Savcı Sayan'ın yapmış olduğu oyunlar sayesinde bütün fabrikada 170 kişi çıkarıldı. Tek yerden geri alınmadı. Buna bir yardım etmek istiyoruz. Arkadaşlar, bir fabrika değil. Buraya bir değil. Buraya onlarca fabrika yapılması lazım. Tekstil ise tekstil. Un fabrikası ise un fabrikası. Şeker fabrikası ile şeker fabrikası. Bütün bunların tamamının olması lazım. Bunların tamamı olduğu zaman göreceksiniz bu ülkede huzur da olacak. Eğer işiniz varsa, çift varsa rahatsınız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer bir evde baba işsizse, evladı işsizse, üniversiteyi bitirmiş çocuğu işsizse ve çocuk umudunu yurt dışına gitmekte arıyorsa sorumlu olan siyaset kurumudur ve siyaset kurumunun bu konuda kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bu nedenle hiç endişe etmeyin. Emin olun. Hiç endişe etmeyin. Sandık gelecek. Büyük bir sandığı sabırla sandığı bekleyeceğiz. Sandığa gideceğiz. Söz veriyorum. Beraber o beyefendiyi emekli edeceğiz. Beraber. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ederim. Daha sonra ben de arkadaşlarım kalabalık bir grup olarak geleceğiz. Sadece Ağrı merkezi değil, Ağrı'nın ilçelerini de gezeceğiz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep beraber olacağız inşallah. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah yakın bir zamanda güzelliklerde buluşacağım. Sağ olun, var olun diyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da esnaf ziyaretini yaptıktan sonra bir de mini miting düzenlendi işte gördüğünüz gibi. Çünkü mutlaka kalabalıklar toplanıyor. Muhalefetin olduğu her yerde böyle bir hava var zaten sevgili izleyiciler. Ne diyecekler, ne söyleyecekler, ne konuşacak liderler diye CHP liderinin de söylemi merak ediliyordu orada. Ve ardından onunla hitabının bir kısmını ekrana getirdik efendim.